Kalın bağırsağın görevleri nelerdir? Kolon kanseri nedir? Kalın bağırsak kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Hangi belirtiler ciddiye alınmalıdır? Bağırsak kanseri olan kişilerde ne gibi şikayetler yaşanır? Kolon kanseri kimlerde daha sık görülür? Kolon kanserinin evreleri nelerdir? Kolon kanseri teşhisi nasıl konur? Kalın bağırsak kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Kolostomi nedir? Beslenme ile ilgili hangi yanlış alışkanlıklar kolon kanserine yol açar? Genetik faktörler kolon kanserinde etkili mi? Sigara ve alkol tüketimi kalın bağırsağı nasıl etkiler? Hemoroidler tedavi edilmez ve tekrarlarsa kolon kanserinden şüphe edilmeli mi? Kolon kanserinde yaşam süresi nasıldır? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ilk bölümünde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Bektaş ile erken teşhisinde yüksek oranda başarıların sağlandığı bağırsak yani kolon kanserini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok önemli bir konu kolon kanseri. Özellikle son dönemlerde adını daha çok duymaya başladık. Özellikle belki de yani teknolojinin gelişmesi, yaşam koşullarının zorlaşması, bir taraftan beslenme düzeylerinin giderek farklılaşması gibi sebepler olabiliyor. Öncelikle bağırsaklardan bahsedersek, önce bağırsak, kalın bağırsak adıyla da ifade edebiliyoruz. Nedir bunlar? Bağırsaklar sindirim sistemimizin bir organı. Bunlar sizin de dediğiniz gibi ince bağırsak ve kalın bağırsak diye ikiye ayırabiliriz. Aslında bunlar boru şeklinde bir organlar. Tabii ikisinin de farklı görevleri var. Özellikle ince bağırsak, yediğimiz besinlerin sindirildikten sonra emilimi, bir takım minerallerin emilimi, suyun emilimi, aynı zamanda immün sistemin, yardımcı bir immün sistem gibi çalışmakta. Kalın bağırsağa geldiğimizde, kalın bağırsak daha çok su emiliminde görevli. Aynı zamanda özellikle kalın bağırsağın son kısmı bir dışarıya atılacak maddeler için bir depo görevi görmekte. Evet, şimdi özellikle son dönemlerde bu rahatsızlık türlerinin arttığından bahsediyoruz. Şimdi kolon kanserine geçeceğiz ancak tablo olarak baktığım zaman işte Türkiye gibi ülkelerde mi bu tarz sorunlar daha çok yaşanıyor bağırsaklarla ilgili, ya da işte Batı Avrupa dediğimiz ülkeler ya da işte Kuzey Avrupa gibi ülkelerde mi daha çok yaşanır bu tarz problemler? Yani kalın bağırsak kanseri ya da kolon kanseri özellikle batılı ülkelerde, Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde daha yaygın. Bunun yanında Uzak Doğu, bizim gibi ülkelerde ve Asya'da daha az, Afrika'da daha az. Tabi bunun birçok nedeni var. Özellikle genetik faktörler yanında beslenmenin de önemli olduğu üzerinde. Özellikle batı tipi diyetin, bu işte kırmızı etten zengin, yüksek karbonhidrattan alınan bir takım besinlerin o dönemde tüketilmesine bağlı oralarda kolon kanserinin daha sık olduğu söyleniyor. Hocam şey var mıdır, birçok programda da bunu ifade ediyoruz, hatta konuklarımız da bunu söylüyor. Bazı hastalık türlerinde kadınların oranı daha da artıyor. Bu anlamda da bir erkek kadın ayrımı yapmak mümkün. Yani aslında kolon kanserinde cinsiyet farkı pek fazla, arada hemen hemen eşit gibi gözükse de kolon kanseri erkeklerde kadınlardan biraz daha yüksek gibi görünmekte. Dünyada özellikle batı ülkelerinde Amerika'da 3. sırada kanserden ölüm nedenleri arasındayken ülkemizde 2006 yılı verilerine göre kanserden ölüm nedenleri arasında 5. sırada gibi gözükmekte. Bayağı yükseliyor bu oran. Evet, yükseliyor. Evet. Hocam yaş anlamında da bakarsak özellikle tabii genç yaşlarda belki bunları yaşamak daha da az bir oran gibi gözüküyor ama bunun farklı durumlar olabiliyor mu, tablolar olabiliyor mu? Yani kolon kanseri
ileri yaşın hastalığı. Özellikle 50 yaş üzerinde. İleri yaş üzerinde, ileri yaşta 50'li yaşlardan sonra oran artıyor. Özellikle 65 yaşından daha sonra daha da artıyor. Tabii eğer kişide genetik bir yatkınlık, bir genetik hikaye varsa daha erken, 50'li yaşlardan daha önce de karşılaşabiliyoruz. Hocam, izleyicilerimiz de tabii bu programda katılabilecekler. Böyle bir hatırlatmada bulunalım. Canlı yayınımızda da telefonlarınız yoluyla, birazdan ekranlarınıza gelecek olan telefonlarımız yoluyla sorularınızı konuklarımıza iletebilirsiniz. Şimdi kolon kanseri dediğimiz gibi çok ciddi bir rahatsızlık türü ve bu süreç belki de dönem dönem yaşanan bir durum. Belki işte 50 yaşta başlayıp belki yıllar içerisinde artan bir ivme sağlıyor. Nasıl oluşuyor hocam? Kolon kanseri dediğim şeyin oluşma sebebi nedir? Ya, kolon kanserinin oluşması için birçok nedenler var. Çevresel faktörler var, genetik nedenler var. Çevresel faktörler üzerinde beslenmenin, diyetin önemli olduğu vurgulanabilir. Kişinin maruz kaldığı bir takım maddeler, sigara, alkol gibi bir takım alışkanlıklar. Onun yanında bir takım genetik faktörler de var. İşte kromozomal dediğimiz bir takım defekler de olabiliyor. Ne oluyor sonuçta? Bir şekilde bağırsağın içini, kalın bağırsağın içini döşeyen epitelde veya mukozada zaman içinde bir takım değişiklikler oluyor. En sık gördüğümüz polipler üzerinden gelişen bir kanser türü gibi görünmekte. Bu normal epitel zaman içinde değişiklikler sonucunda polipler ve bunların üzerinde adenomatoz polip dediğimiz polipler ve arkasından displazi ve kanser şeklinde bir süreci takip etmekte. Bu tabii hemen oluşan bir olay değil. Yani yıllar gerektiren bir süreç bu. Bu süreci bizim hissetmemiz mümkün mü? Bazen işte bir karın şişliği olabiliyor. İşte ya işte bu şundandır diyebiliyor muyuz? Ya da işte yaşam biçimlerimizdeki değişikliklerle bunu anlamamız mümkün mü? Yani eğer kanser erken dönemdeyse, erken dönemdeki kanserlerin birçoğunda hemen hemen pek fazla bir şikayetimiz olmuyor. Tesadüfen yapılan değişik nedenlerle yapılan kolonoskopilerde veya tarama programları sırasında görüyoruz. Ama esas eğer ne zaman şüpheleniyoruz? Kişide bir kanama, kanlı dışkılama hikayesi varsa, dışkılama ya da defekasyon alışkanlığı değişiklik, bu dışkının incelmesi, dışkı sırasında zorlanma, ağrı olması, karında şişkinlik olması, kilo kaybetmesi, kansızlığın yani aneminin görülmesi, bulantı, kusma gibi bir takım aslında durumlar. Aslında birçoğumuzda da bunlar var. İşte var. Kansızlık dediğim işte demir eksikliği gibi hepimizin belki de yüzünde bir solukluk vardır. İşte aslında bunları yaşarken birçoğunun farkında olamayabiliyoruz. Sadece işte belki takviyelerle, belki işte demir haplarını alarak gibi. Evet. Bu anlamda yani genetik faktörlerin de bir etkisi olabiliyor mu? Yaşamın yani geçmişten gelen, aileden gelen bir etki olabiliyor mu? Tabii kolon kanser için risk faktörlerinden biri de aile öyküsü. Eğer ailenizde bir kanser, kolon kanseri ya da kalın bağırsak kanser hikayesi varsa siz normal topluma göre, daha toplumdaki insanlara göre daha fazla risk altındasınız. Evet hocam, şimdi biz sonuçta böyle bir rahatsızlık türünün olduğunu artık fark ettik ya da fark etmedikse de bir hekime gidiyoruz. Bu süreçte nasıl bir tetkik yapılıyor? Bu süreç nasıl takip ediliyor? Yani kolon kanseri tanısı için bir takım yöntemler var. Bunlar endoskopik yöntemler, radyolojik yöntemler ve bir takım laboratuvar yöntemleri. Gaytada gizli kana bakılabilir, dışkıda gizli kan taraması yapılabilir. Rektosigmoidoskopi yapılabilir, kolonoskopi. Son zamanlarda daha az yapılıyor, baryumlu kolon grafisi veya son zamanlarda bazı olgularda kullanıyoruz, ihtiyaç duyuyoruz. Tomografi eşliğinde kolonografi. Ve son yıllarda henüz daha tam oturmadı, kapsülle tarama gibi bir takım yöntemler de mevcut. Bu yöntemleri kısaca tarif edebilir miyiz? Özellikle kolonoskopi ismini duyuyoruz. İşte diğer isimlendirdiğimiz bazı şeylerin yapıldığını biliyoruz ama nasıl bir sistemde çalışır bunlar? Yani kolonoskopi aslında kolon kanseri tanısında altın standart bir yöntem. Kolonoskopi, yani bir kamera sistemi var. Bir sistem üzerinde kamera sistemi var. Ve siz belli bir hazırlık rejiminden sonra 2-3 günlük bir diyet, arkasından bağırsak temizleyici bir takım ilaçlardan sonra bu işlemi yapıyoruz. İşlem tabii hastaya göre değişmekle birlikte, yani
yarım saat, zaman zaman bir saat bile sürebilecek bir işlem. Çoğu zaman sedasyona ihtiyaç duyulabiliyor. Bu işlem sırasında kişilerin ağrıları olabiliyor. Onu yatıştırmak için sedasyon dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Ne yapıyoruz kolonoskopi sırasında? Yani kalın bağırsağın bitiminden başlangıcına kadar olan yaklaşık 1,5 metrelik, 2 metrelik bir alanı ince bağırsağın son kısmına kadar tarıyoruz. Bu süreçte görmüş olduğumuz erozyon dediğimiz böyle mukozal epiteldeki düzensizlikler var mı, polip var mı veya bir kanser belirteci var mı, bunlara bakıyoruz. Polipler varsa onları çıkartıyoruz. Eğer gerçekten orada kanser görünümü varsa oradan da kesin tonu olan patolojik incelemeler için biyopsi alıyoruz. Hocam yöntemleri tekrar konuşacağız ama Almanya'dan bir izleyicimiz arıyor. İsmail Gürdam'la. Buyurun İsmail Bey. Aynen şimdi. İsmail Bey dinliyoruz sizi, buyurun. Efendim? Sizi dinliyoruz İsmail Bey, buyurun. Ben bağlandırıyorum. Doktora iyi günler. Ben Almanya'dan telefon ederim. İsmim İsmail Gürdam'la. İyi günler efendim. Ses gelmiyor. Şu an gelmiyor. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Sorunuzu sorabilirsiniz İsmail Bey. Sesiniz gelmiyor. İsterseniz birazdan tekrar bağlayalım sizi. Arkadaşlarımız hattan alsınlar. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Evet hocam. Kolonoskopiden bahsetmiştik. Bu süreçlerde farklı yöntemler devam ediyor demiştik. Nelerdir? Onlardan da bahsedebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi sigmoidoskopi veya rektosigmoidoskopi dediğimiz daha kısa bir cihaz bu. İlk 60 santimetrelik bir kısmı değerlendirmek için kullanılır. Çünkü kolon kanserlerinin yaklaşık 2/3'si sol kolon dediğimiz yani ilk 60 santimetre içindeki alanda yerleşir. Bu anlamda aslında bu sigmoidoskopi de son yıllarda biraz daha terk edilmekle birlikte halen daha kullanılabilecek yöntemdir ki yapılan çalışmalarda sadece sigmoidoskopi yapmanın bile yaklaşık %60 oranında kolon kanserine bağlı ölümleri azalttığı bildirilmiştir. Bu yöntemlerde faydası olabilir. Faydalı. Bir başka yöntem baryumlu kolon grafisi. Bu çok eskiden yani daha yani 20-30 yıl önce daha sık kullanılıyordu. O dönemde endoskopik teknikler bu kadar yaygın değildi ama şimdi özelliğini kaybetti. Esas son yıllarda gündeme oturmaya çalışan bu tomografi eşliğinde kolon grafisi demek daha doğru. Burada da özellikle kimlerde kullanıyoruz? Bazen gitmemiz gereken son noktaya kadar ulaşamıyoruz. Özellikle bu grup yaklaşık tüm kolonoskopilerin yaklaşık %10-12'lik bir grubunu oluşturuyor. Bunların geri kalan kalın bağırsağın değerlendirilmesinde kullanılabiliyor. Ya da kişi kolonoskopi yaptırmak istemiyor. Alternatif olarak bu yöntem sunuluyor. Tabi bu yöntemde de radyolojik bir yöntem ama bu yöntem sırasında da kalın bağırsağın gene temizlenmesi ve belli bir hazırlık sonrası bu işlemin yapılması gerekiyor. Hocam tekrardan İsmail Bey hattımız Almanya'dan. Evet İsmail Bey tekrardan hattımız. Buyurun sizin sorunuzu alalım. İsmail Bey. Doktor Bey ben İsmail Bey. Ben boyuna karnım ağrıyor. Bende ayrıyetten hepatit B hastalığı vardır. Boyuna çok tuvalete gidiyorum. Gayet çok tuvalete, büyük tuvalete özür dilerim. Tuvalete gidiyorum. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Hocam sorunuz olabilir evet. İsmail Bey. İsmail Bey, karın ağrısıyla beraber çok sık tuvalete gidiyorum dediniz. Bir ishal tanımlıyorsunuz. Evet, evet. Büyük abdestinizde ya da dışkıda kan görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok doktor Bey. Ateş yüksekliği, zayıflama. O da yok. Sadece çok tuvalete, büyük tuvaletin özür dilerim yapıyorum. Bir de bende hepatit B hastalığı var acaba bundan dolayı mı geliyor bana bilmiyorum ki rahatsızım ne yesem rahatsız ediyor beni nereye yesem bağırsaklarım rahatsız ediyor beni. Peki çok sık tuvalete gidiyorum dediniz yani bu dışkının şekli nasıldır? Normaldir her şey normal. Yalnız beni rahatsız eden çok tuvalete gidiyorum abdest alıyorum bir de sonra tekrar gidip abdestimi bozup tekrar özür dilerim, TRT almam gerekiyor. Evet, evet. Yani şimdi tabii bu hastalığınızın hepatit B ile ilişkili olma ihtimali uzak. Onunla ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Ama bir karın ağrısı tanımlıyorsunuz ve sık sık tuvalete gitme. Yani bir ishal şeklinde gibi ben bunu yorumluyorum.
Tabii bunun birçok nedeni var. İnce bağırsak kaynaklı olabilir, kalın bağırsak kaynaklı da olabilir. Onun için size gerçekten bir doktorunuza gitmeniz, bir doktora başvurmanız ve bu süreçte yapılan tetkiklerden sonra size mutlaka bir kolonoskopinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Bey, geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Hocam, bu yöntemler yapılırken tetkik sürecinden bahsediyoruz. İşte kolonoskopiden bahsediyoruz. Ne gibi sakıncalar olabiliyor? Biraz önce söylemiştiniz, hastaların işte yani bunu istemeyip işte başka bir yöntemin uygulanmasından bahsetmiştiniz. Bu anlama bir izleyicilerimizle bilgilenmesi açısından söylüyorum. Bir risk söz konusu mudur? Ya şimdi şöyle, kolonoskopi için yani bir engel tek durum var, söz şey konusu yok, değil. Evet, tabii aynen. Şu var, bazı hastalarda bir takım komorbid hastalıklar var, eşlik eden hastalıklar. Kalp yetmezliği, akciğer problemleri gibi böyle bu tür durumlarda kolonoskopi yapmak bazen zor olabiliyor. Bu tür hastalarda biraz önce bahsetmiş olduğum tomografi eşliğinde kolonografisi bu hastalarda tercih edilebilir. Ama kolonoskopiye engel bir durum, belki de tek engel bir durum hastanın istememesi olabilir. Belki de kaygılanması olabilir. Evet, evet. Şimdi meme ve yumurtalık kanseri geçmiş olanlarda, işte şeker hastalarında gibi birçok hastalık türünü yaşamışlarda daha çok görülme olduğundan bahsediyoruz. Bunun sebebi nedir? Nasıl bunu daha çok oranda arttırabiliyor? Yani şöyle, yapılan çalışmalarda bunlar ispatlanmış. Örnek vereyim, özellikle rahim kanseri olan genç bayanlar, genç yaşta rahim kanseri gelişen hastalarda uzun dönem takipleri sırasında bakılmış ki bunlarda kolon kanserinin daha sık görüldüğü saptanmış. Bu benzer şekilde diyabetlerde de bunların bir kısmında genetik yatkınlık var. Örneğin bir takım genetik kanser hastalıkları var. Lynch sendromu diyoruz biz bunlara. Yani bir kişide bu özelliklere sahip olan veya bu geni taşıyan insanlarda sadece kolon kanseri olmuyor. Rahim kanseri, meme kanseri ve diğer birçok kanserler aynı anda ortaya çıkabiliyor. Özellikle son yıllarda bu tür kolon kanseri dışı yumurtalık gibi, meme gibi, rahim kanseri gibi kanseri olan hastalarda bu bahsetmiş olduğum nedenlerden dolayı mutlak surette kalın bağırsağın kolon kanseri açısından bir incelenmesi, taranması gerektiği vurgulanıyor. Hatta bunlarda da tarama yaşının daha da düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor ki normal popülasyonda veya normal insanlarda bugün için tarama yaşı 50'dir. 50'li yaşlardan itibaren kolon kanseri taraması yapılır. Ama bu grup öyküsünde meme kanseri ve diğer kanserler varsa bunlara daha erken 40'lı yaşlarda başlanması gerektiği vurgulanmakta. Bir diğer durum, sizin söylediğiniz diyabet kolon kanseri için bir risk faktörü midir? Evet, durum, doğru. Diyabet kolon kanseri gelişimi için bir risk faktörüdür. Niye? Biz biliyoruz ki diyabetik hastalarımızın büyük bir kısmı, özellikle tip 2 dediğimiz diyabetli hastalar obez. Obezitenin bir takım yansımaları olabiliyor. Bu insanlarda bir kronik inflamasyon iltihabı durum, leptin gibi, adiponektin gibi bir takım değerlerde yükseklik oluyor. Özellikle bunlarda insülin yüksekliği, özellikle insülin direncinin olduğu dönemlerde bunlar hem kanserin başlatıcı kanserin başlaması aşamasında hem de ilerlemesi aşamasında etkili olabiliyorlar. Şimdi gece vardiyasında çalışanlar, biz şimdi bu tarz programlar yapmamızın sebebi aslında belki de o son aşamaya gitmeden bunun farkındalığını oluşturabilmek. Çünkü şimdi gece vardiyasında çalışan bir kişinin de işte böyle bir hasta yakalanabildiğini öğreniyoruz bu araştırma sırasında. Evet, evet. Şimdi bunu görünce o zaman şeyi anlıyoruz. Yani demek ki bu yaşam biçimleriyle alakalı. Kesinlikle doğru. Nedir mesela bunu etkileyen sebep nedir? Yani son yıllarda geceleri çalışmak ve gece vardiyasında uzun süre çalışmanın da kolon kanseri üzerine gelişim üzerine etkisinden bahsedilmekte. Bunun iki mekanizma üzerinde duruluyor. Bunlardan bir tanesi bizim sirkadiyen ritim dediğimiz, yani bir ritim var. Bu ritimin bozulması. İkincisi, özellikle uyku sırasında gece pineal bez dediğimiz bir organdan, beyin içindeki bir organdan melatonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu aslında melatonin hormonu
Yani bir nevi tümör oluşumunu engelleyici bir hormon gibi. Bu gece vardiyasında çalışanlarda veya devamlı gece ışık altında kalan insanlarda melatonin hormonu az salındığı için bunun bu biraz önce bahsettiğim hani kanser gelişimini, tümör gelişimini engelleme özelliğini kaybetmesinden dolayı ortaya çıktığı söyleniyor. Şimdi biz gene bir suçlu bulalım hemen. Sigara diyelim ya da alkol kullanımı. Bu anlamda da çok ciddi sorunlar tabii, yol açabiliyor. Tabii. O yönüyle nasıl bir etki ediyor? Yani o sisteme sigara kullananların işte o süreçte yaşattıkları şey nedir bağırsaklara? Ya da bu sürecin kansere dönüşmesi anlamında nasıl bir etki? Yani sigara, alkol ve diğer birçok zararlı madde aslında bir şekilde vücudumuzdaki bir yolak veya bir yoldaki sinyallere bir noktada etki ediyor. Bu insanlarda bir inflamatuar sitokin dediğimiz bir takım maddelerin salınması sonrasında bir sistemi tetikliyorsunuz. O tetiklemenin neticesinde tablo ortaya çıkıyor. Alkole gelince, alkolle ilgili söylenen şey burada tabii alkolde aslında bunlar sadece kalın bağırsak kanseri bütün için değil. Için. Bütün kanserlerde sigara ve alkol mutlak surette etken olarak gözleniyor. Tabii bunların da şeyi de önemli. Doz da önemli. Bunlar dediğim tamamen işte bir takım bir bazı noktalarda kırılmalara, değişikliklere yol açıyor. Yani bir tetikleme aşamasında görev alıyor. Hocam tedavi süreçlerine geçersek kemoterapi uygulanıyor, işte cerrahi yöntemler. Bunlar nedir? Kısaca onlardan da bahsedebiliriz. Yani kolon kanserinin aslında tedavisi evresine göre değişiyor. İsterseniz öncelikle evrelerden bahsedelim. Evet. Hani nasıl bir evre söz konusu? 4 evreden bahsediyoruz. Evet, doğru. Ve yaşam süreleri de anladığım kadarıyla evreler geçildikçe azalıyor. Doğru, doğru. Onlar neler? Yani kolon kanserinin evrelemesinde 4 evre var. Bunlar tümörün derinliğine göre bir yapılan bir evreleme bu. Burada bu T1 aşamasında daha tümör bağırsağın içinde, bağırsağın ileri ilk 3 tabakasında ileri tabakalara yayılmamış. T2 aşamasında bağırsağın işte en dış tabakasına kadar gelmiş. T3 aşamasında biraz daha ilerlemiş. T4 dediğimiz durumda artık komşu organlara yayılmış ve metastazik dediğimiz noktası, uzak organ metastazı da gelebiliyor. Hocam isterseniz özür diliyorum. Tedavi süreçlerine geçmeden önce Ankara'dan bir telefonumuz var. Mehmet Şirin Çetin arıyor. Mehmet Bey buyurun. Sorunuzu alalım. Alo. Dinliyoruz sizi Mehmet Bey. Buyurun. Şimdi bende bir rahatsızlık vardı bağırsaklarımla ilgili. Yüksek lisansa gittim. Kolon koskopi oldum. Polip vardı. Polip'i aldılar. Polip'te bir sıkıntı çıkmadı. Yalnız kabız oluyorum. Böyle 4 gün, 5 gün. Ondan sonra kabız olduktan sonra ishal oluyordum. Bundan 6-7 ay önce ishal oluyordum. Ondan sonra 2-3 gün rahatlıyorum. Yani herhangi bir sıkıntım yoktu. Ondan sonra bir doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Onu kullandım. Yani herhangi bir kanama falan yok. Zayıflama yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu anda iyiyim. Yani şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Ama zaman zaman kabız oluyorum. Yani 5-6 aya göre iyiyim şu anda. Sorunuz nedir? Yani kullandığınız ilacın etkisi anlamında mı soruyorsunuz? İlacı kullanıyorum. İlaç, evet. Bir de bende geğirme oluyor. Gaz oluyor. Efendime söyleyeyim, bağırsaklarımda gurultu var sanki de, bağırsağımda savaş var. Ama şu anda yok onlar. Şu anda onlar yok. Şu anda iyiyim. Yani şu anda evet yine bir iki gün yani tuvalete çıktığımda sertleşme yani şey kabızlık oluyor ama şu anda iyiyim yani. Hocam sorunuz olabilir mi? Gerçi çözüme doğru gidilmiş gibi gözüküyor ama. Evet, çözüme doğru gidilmiş gibi. Tabii şu anki konumuzla ilgili düşünürsek bence burada önemli bir nokta bir polip saptanmış ve polip çıkartılmış. Bu tabii sevindirici bir olay. Muhtemelen hastamıza kolonoskopide bu bahsetmiş olduğu ishal ve kabızlık atakları nedeniyle yapılmış bir işlem. Yani burada bir şey problemi var. Yani sindirim sistemini ilgilendiren bir problem var. Hani kilo kaybının olmaması, gen kans aneminin olmaması, bir dışkıda bir kanın görülmemesi. Olumlu bir tablo. Olumlu bir tablo. Bunlar belki fonksiyonel bağırsak hastalıkları
içine sokulabilir. Özellikle bu irritabl bağırsak sendromu diyebileceğimiz ishal ve kabızlıkla seyreden bir grup hastalığa benziyor. Şişkinliğinde olması. Tabii sevindirici olan bir başka şey de verilen tedavilerden hastamızın yararlanmış olması. Mehmet Bey geçmiş olsun diyoruz. Hocam tedavi süreçlerinde programın son bölümünde size ayrılan bölümün için söylüyorum. Yani o bölüme isterseniz devam edelim. Tedavilerde kemoterapiden bahsetmiştik, cerrahi yöntemlerden bahsettik. Yani tedavide bir endoskopik tedavi yöntemleri var bugün için. Özellikle kanser erken evrede ise, T1 evresinde ise ve bu noktada bir takım görüntüleme yöntemlerinde de lenf nodu tutulma söz konusu değilse endoskopik tedavi yapılabiliyor. Bir başka tedavi yöntem cerrahi tedavi yöntemi. Cerrahi tedavi yöntemiyle bugün hakikaten yüz güldürücü bir yöntem. Bütün tümörler için geçerli. Keşke bütün kanser vakaları en azından cerrahi olarak küre çıkartılabilse. Bir başka tedavi yöntemi kemoterapiler. Kemoterapileri ne zaman kullanıyoruz? Kemoterapiyi çok ileri, eğer hasta ileri evredeyse tümörü küçültmek amacıyla, yani operasyondan önce kullanıyoruz. Veya hasta opere edildiyse, eğer T3 aşaması dediğimiz lenf nodu tutulmada söz konusuysa, bunlarda hastalığın sonradan nüksetmesini, yani mikro tümör partiküllerini ortadan kaldırmak için kullanıyoruz ki bu da %30 oranında nüksü engelliyor ve aynı zamanda %20-30 oranında da bunlarda morteliteyi, yani bu kolon kanserinden ölümü azalttığı söyleniyor. Genel olarak başarılı bir süreç olabiliyor değil mi? Bu anlamda yapılan uygulamalar. Başarı hastalığın evresine göre değişiyor. Erken evredeyseniz, daha çok literatüre baktığımızda 5 yıllık bir yaşam süresi verirler. Eğer T1 aşamasında erken evrede bir tümörümüz varsa bunlarda %90-95'lik gibi bir yaşam süresi söz konusu. Ama bunun yanında çok ileri evre bir tümörse, metastazsa, bunlar ileri evredeyse, T4 aşamasındaysa bunlarda 5 yıllık yaşam süresi %5'lere kadar inebiliyor. Mevzu Hocam çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.